Şimdi gelelim kaçak akım Ürün portföyüne. Bu da çok fazla yanlış bilinen bir nokta. Benim bununla ilgili de çok fazla sayıda teknik makalem var Wharton'da. Yine onları makaleler kısmında okuyabilirsiniz. Daha detaylı anlatıyorum. Şimdi piyasada kaçak akım alındığı zaman herkesin bir alışkanlığı var. Rafında bir tane kaçak akım tutuyor. Oradan her gelen aynı kaçak akımı veriyor. Hayır, yanlış. Uygulanacağı noktaya göre kaçak akımı da doğru vermeniz gerekiyor. Misal, acil bir kaçak akım. Lövrant'ın ürün portföyünü. Şimdi ben isterseniz size kısaca özetleyeyim. Acil bir kaçak akım alternatif akımda kullanılıyor. Ve kaçak akım üzerinde şöyle bir sembol vardır. Diyoruz ki biz acil bir kaçak akım alırsa alternatif akımda kullanacağız. Alt bir kaçak akım. Hem alternatif akım hem doğru akımda kullanılan kaçak akım modelidir. Yani taktığımız uygulamada, işletmede, tesiste AC ve DC ortaksa, yani bir tesis bir makine AC, bir tesis bir makine DC kullanıyorsa, bu da mutlaka alt akımı tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü niye? AC bir kaçak akımlar DC akımın yaratmış olduğu bileşik akımı kaçakmış gibi görür ve dönem dönem kendi kendine gereksiz açmalar yapar. İşte burada alt bir kaçak akımla biz bu sorunu çözebiliriz. En çok yaşanılan sıkıntılardan bir tanesi de bize gelen telefonlardan, ben bunu yola çıkarak söylüyorum, asansör panoları. Biliyorsunuz yeni nesil asansör panoları artık eskisi gibi değil. Daha elektronik. Asansörlere yol veren soft starterler var, yumuşak yol vericiler var. Bunlar DC çevrimle çalışan cihazlar. Ve siz gidip de o asansör panosuna acil bir kaçak akım takıyorsanız o asansör panosu dönem dönem kendi kendine kaçak akım atıp asansörü işlevsiz hale getirecek. Ya da UPS. O da aynı şekilde biliyorsunuz AC-DC çevrimle çalışan DC akımla akü yönünde enerji depo eden bir cihaz. Burada da yine alt bir kaçak akım kullanmanız lazım. Ya da evimiz için bunu söyleyeyim. Invertör klima diyoruz. Yani AC-DC çevrimle çalışan bir sistem. Ya da elektrikli ark ocakları var. Bunlar da yine DC-AC çevrimi mümkün. Burada da evimize dönem dönem kaçak akımların atmasıyla karşılaştığımız anda zannediyoruz kaçaktan dolayı yapıyor. Halbuki atmıyor kaçaktan dolayı. Tamamen sizin orada yanlışlık kaçak akım seçmenizden dolayı. Bir diğer kaçak akım modeli de HP-HP kaçak akım dediğimiz model. Bu hem alternatif akım hem doğru akımın birlikte kullanıldığı ve zor çevre şartlarının bulunduğu tesisatlarda kullanılıyor. Yani alt bir de HP tipi aynı teknik özellikte ama HP tipinin bir farkı içindeki nüvenin daha korunaklı bir alanda bulunması. Bu da dışarıdan gelecek toz, kir, nem gibi çevresel etkileri daha aza indirecek bir etken. Yani dışarıdan gelen toz, kir, çevre gibi etkilerin kaçak akımı üzerine etki edebilecek olumsuz durumları daha aza indiriyor. Siz toz kaynaklı ya da işte nem kaynaklı herhangi bir çevresel etkiden dolayı ürünün arızalanması gibi bir riskle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Burada HP tipi dediğimiz kaçak akım modeli. Bunu daha endüstriyel, daha böyle kullanıldığı, kaçak akımın kullanıldığı yerlerde daha kötü çevresel etkiler varsa tercih etmenizi kuvvetle tavsiye ediyorum. Bir diğer kaçak akım modeli de gecikmeli tip, S tipi kaçak akım modeli. Kaçak akım açma sınırına geldiği anda hemen açma yapmaz. Yaklaşık 1 saniye gecikmeli açma sağlar. Bu durum selektivite gerektiren uygulamalar için ideal bir çözüm. Yani biraz açayım konuyu. Örnek veriyorum, dairemizde bir kaçak oldu. Sigorta kutumda kaçak akımı açmıyor. Gidiyor elektrik kontrolü kaçak akımı açmasını sağlıyor. İşte bu durumda ne oluyor? Konforumuz etkileniyor. Bunun önüne geçemezsiniz. Eğer yapılan uygulamada her yere aynı tip kaçak akımı taktıysa elektrikçi, bu durumda kaçak akımın büyüklüğüne ve hızına göre öndeki de yakalayabilir, arkadaki de yakalayabilir. Bu durumun önüne geçmenin tek yöntemi S tipi dediğimiz gecikmeli kaçak akımı. Yine komut örneğinden yola çıkacak olursak, seyahat panolarında S tipi, daire, sigorta kutusunda işte bu yukarıda görmüş olduğumuz 3 tipten herhangi bir tanesini kullanıp buradaki sorunun önüne geçebilirsiniz. Ne olur? Her kaçak akım kendi önündeki hatta bakar, dünyaya bakar ve bu hattaki oluşabilecek kaçak akımı durumda müdahale